Sektörünün öncü şirketi Gübretaş, yıllardır sürdürdüğü bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırma misyonuyla her alanda üreticilerimize rehberlik ediyor. Bu amaçla bilinçli üretici kazanır sloganıyla gerçekleştirilen eğitim toplantıları ve arazide ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin yanında etkili gübreleme programları mobil uygulaması, üretici danışma hattı ve bitki besleme filmleriyle Gübretaş bu topraklara değer katmayı sürdürüyor. Bilinçli tarım uygulamalarıyla bitkisel üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak için uzman ziraat mühendislerinin hazırladığı bitki besleme programları, Türkiye'nin farklı noktalarında oluşturulan model tarla ve bahçelerde denenerek sonuçları üreticilerimizle paylaşılıyor. Bu deneme alanlarından biri de Aydın'daki bir arazi oldu. Söke ilçesindeki 16 dönümlük alanda etkili bitki besleme programları uygulanarak bol verimli ve üstün kaliteli pamuk yetiştiriciliği için örnek bir tarla denemesi gerçekleştirildi. Gübretaş farkıyla ortaya çıkan sonuçlar çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Tarımsal üretimde amaç bol verimli ve üstün kaliteli ürünler yetiştirmektir. Bu beklentiyi gerçekleştirmede dengeli gübrelemenin etkisi oldukça fazladır. Dengeli gübreleme ise ancak toprak analiziyle mümkündür. Toprak analiziyle toprakta bitkilerin büyümelerini ve gelişmelerini sağlayan besin maddelerinin varlıklarının yanı sıra toprak pH'ı, organik madde düzeyi gibi beslenmeye doğrudan etki eden faktörler belirlenir. Bitki analizleri de bitkiler ve yetiştirilme ortamları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Toprakta yeterli miktarda bitki besin maddesinin bulunmasından çok, o besin maddesinden bitkinin ne oranda yararlandığı önemlidir. Bu da yaprak ve toprak analizlerinin birlikte yapılmasıyla anlaşılmaktadır. Toprak analizi sonucuna göre yapılmayan gübreleme, gereğinden fazla veya az gübre kullanılarak üreticinin ekonomik kayıplar yaşamasına, ürünün verim ve kalitesinin düşmesine, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncinin azalmasına ve tüm canlıları olumsuz etkileyen çevre kirliliğinin artmasına neden olur. Sağlıklı bitki yetiştiriciliği için ideal toprak pH aralığı 6-7'dir. Türkiye topraklarının büyük çoğunluğunda kireç içeriği fazladır. Bu nedenle pH düzeyleri yüksektir. Bu durum bitki besin maddelerinin yarayışlılığını azaltır ve bitkilerin yeteri kadar beslenmesini engeller. Yüksek pH problemini çözmenin etkili yollarından biri de toprağa kükürt uygulamaktır. Kükürtün beklenen etkiyi kısa sürede gösterebilmesi için ince olması tercih edilir. Deneme tarlamızda toprak pH'ı 8,25 civarındaydı. Ekim öncesi toprak pH'ını ideal düzeye getirmek amacıyla dekara 100 kilogram kükürt uygulaması yapıldı. Ekim öncesinde pamuk bitkisinin ihtiyacı olan azot, fosfor, potasyum, kükürt, magnezyum, demir ve çinko gibi besin maddelerini içeren taban gübreleri uygulandı. Toprakların verimliliğini yükselten en önemli faktör organik madde düzeyidir. Organik maddece zengin topraklarda bitkiler daha etkili beslenirler. Topraktaki organik madde düzeyi en az %3 olmalıdır. Deneme yapılan arazide %0,62 olan bu değer yeterli değildi. Bitki beslemeden beklediğimiz etkiyi alabilmek için %80 humik ve fulvik asit içeren toprak düzenleyici uygulandı. Toprak düzenleyici ürün ekim öncesi yüzeye püskürtüldü, ardından toprağa karıştırıldı. Toprak yetiştiriciliğe uygun hale getirildikten sonra ekim gerçekleştirildi. Bitki gelişiminin ilk dönemlerinde kök sistemiyle birlikte bitkinin toprak üstü organları oldukça hızlı büyür. Bu dönemde bitkinin azot tüketimi artar. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için ara çapada azotlu gübre uygulaması yapıldı. Azotlu gübre seçiminde kükürt de içeren bir ürün tercih edildi. Bitki 10-15 santim boya eriştiğinde kök yapısını güçlendirmek ve çiçek sayısını artırmak için yapraktan beslendi. Bitkiye içeriğinde yüksek oranda azot ve fosforun yanı sıra potasyum ve iz elementler de bulunan gübreler verildi. Humik, fulvik asit ve organik madde içeren ürün de kullanılan bu uygulamayla maksimum koza tutumu hedeflendi.
hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte pamuk bitkisinin su tüketimi de artar. Bu dönemde hızla büyümesini sürdüren bitkinin azot ihtiyacı fazladır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için ilk sulamadan önce azotlu gübre uygulaması yapıldı. Sağlıklı bir çiçeklenme ve koza oluşumu için bitkiye azot, fosfor ve potasyum içeren dengeli yaprak gübreleriyle birlikte bor, demir, çinko ve amino asit uygulandı. Koza olgunlaştırma ve tarak tutumu dönemlerinde bitkiye yapılan fosfor, potasyum ve azot içeren gübreyle birlikte amino asit uygulanarak dolgun koza oluşumu teşvik edildi. Yapraktan son besleme, koza doldurma ve irileşme döneminde yapıldı. Bu uygulamada kaliteyi ve verimi artırmak amacıyla amino asitle birlikte potasyumca zengin, azotla içeren bitki besin karışımı uygulandı. 6 aylık alın terinin karşılığının alınacağı hasat zamanı geldi. Bölge üreticilerinin katılımıyla düzenlenen tarla gününde hasat gerçekleştirildi. Olumsuz iklim şartları ve zararlı mücadelesindeki yetersizlik nedeniyle bölgedeki üreticiler dekardan ortalama 400 kilogram pamuk hasat edebildiler. Aynı iklim şartlarında üstelik toprak yapısının yüksek verim için elverişsiz olduğu araziden toprak analizine göre oluşturulan beslenme reçetesi sayesinde dekar başına 600 kilogram pamuk kaldırıldı.